Dün ne dedim ben? Oh dedim, hiç ses yok, gürültü yok, kulislerde kavga yok. Daha üzerinden 24 saat geçmedi. O sesler kimindi? Tuğba, senin sesin çok vardı. Evet. Başka? Gönül annem İkiniz vardı. İkiniz kavga evet. ettiniz. Ben ne kavga yapayım? Etmedim. Yapılması gerekeni yaptım. Allah Allah. Evet. Dur, görüntüler varmış. Dur, önce görüntü izleyeceğim, ondan sonra sizi dinleyeyim. Gelin bakalım. Sen nasıl güvenilmez dersin benim çocuğuma? Telefonumu ver. Vermiyorum. Telefonumu ver. Bir şey söyleyeyim. Sen... Güvenilmez bir şey yaptığı için adı şu anda güvenilmez. Hayır. Ben bu kadar anneci bir tip görmedim. Sen ne yapıyorsun ya? Bak ne yapıyorsun size de ya? Sen nasıl bir gelinsin ya? Nasıl bir gelinim? Senin gibi bir yani güvenilmezi doğuran güvenilmez. Hiç de gel. Aynen öyle. Hiç de gel. İki, hayır, ikincisine de güvenmiyor. Ya belki aralarında bir şey var mı abla? Abla karışma. Bizim özenle yüzümüz var, karışmayın. Şöyle kendin aradığını görmüyorsun. Sen de gereksiz çağrı olarak. Aşkım sakin. Yok güvenilmez. Yok şey. Ne bu ya? Benim oğlum noter. Dinleş, belki aralarında bir şey var. Bak Gönül abla, belki aralarında bir şey vardır. Şey kızmış. Ben sana mı soracağım nasıl kaydedeceğimi? Tamam. Sen büyüklerle konuşmayı öğrene bela. Tamam. Haklısın. Ne yapayım? Yaşlı başlı. O da haklı. Gel içeri. Kendine gel bir kere. Gel içeri gidin. Nasıl bir gelin? Nasıl bir gelinsin sen ya? Az bile duymuşum. Sen kocanı güvenilmez diye mi kaydettin? Maalesef. Evet. Hak ettiği gibi kaydettim. Yani özel değilse... Yo, özel değil. Gayet de söyleyebilirim. Kendine de söyledim. Sen artık benim için hiçbir güven... Yani sana güvenmiyorum dedim. Sebebi tabii ki kim? Öyle mi? Gönül annem. Neden? İkisi birlikte hesap açmışlar. Ortak. Ne var? Pardon. Sen de mi açacaktın? Benimle açmayacaksın zaten. Dur, anlat önce. Dur Gönülcüğüm. Benim eşim, Gönül annemle birlikte ortak hesapları var. Neden? Neden ev? Benimle yok mesela. Kredi kartı Gönül annemin cebinde. Neden? Allah Allah. Sen kapının diş mandalı olur. Bak yine aynı kelime. Yani çok ağır konuşuyorsun. Gönülcüğüm. Kayınvalidem diye saygımı bozmuyorum ama ben gerçekten terk edip gideceğim. Bak çok sondayım artık. Bir, doğru söylüyor. Ama bak, bana da ne deyip kaydetmiş, lüzumsuz diye. Baksana Nursel Hanım. Hayatım, yani gereksiz çağrı demiş seni ama... Evet. Yani Gönül abla, söylediği şey de çok ağır. Çıldırtıyorsunuz kızı artık. Üstümde deney yapıyorlar. Nursel Hanım. Yemin ediyorum deney yapıyorsunuz. Bir saniye. Bir insanın sabrı ne kadar sınanır. Bir de benim ne kadar yüksek olduğumu biliyor. Bildiği için benim ona hiç burada de yükselmemi bekliyor ki İhsan'a kanıt olarak bunları izletecek. Yok var. Burada mı söyledi evet, sana? Evet, bunlar kanıtlayıp bakın o aramayı gördü. Burada patlatmak için bekledi. Hayır daha ya. Daha önce de görmüştü. Senin saçın yapılıyordu bir kere ben onun yapılmıyordu. İçin. Yapılmıyordu, ben saçımı kendim yapıyordum. Tamam, çok sen benim çaldı. Telefonuma çok niye çaldı kızım. Şey söyleyeyim, sen benim telefonuma niye dokunuyorsun ya, ki? Ya çok Gönlücüğüm, çaldı. Gönlücüğüm, anne oğulsunuz aranıza kimse giremez. Girmem. Girmesin de zaten, girmeye de çalışmıyor zaten ama ha, bir insan, bir erkek karısından gizli neden ayrı annesiyle evet. hesap açsın ya? Vallahi. Sebebi ne? Ha, mantıklı neden değil. Neden diyelim? Ben neden diye sorduğumda neden, mantıklı neden? Bir yanıt alamadım. Neden? Neden? Ya ben varken sen ne maçacak oğlum? Ama neden cevap öyle söylüyorsun? Mesela. Bir daha anne söyle neden? Ben varım ya. Ben ne açacak? Sen de niye açsın oğlum? Kimin fikriydi hesabı açmak? Gönül annemin tabii. Ben dedim. Ben aferin bir de böyle şey gibi ben yapıyorsun. Ben dedim Nursel Hanım bak evi üstüne aldı, arabayı aldı. Oğlum hesap araba açsa mi, onu da alacak bak. Araba benim parayı araba. Oğlum. Bir hesap açsa onu da üstüne alacak. Onun için benim ortak olsun, benim haberim olsun. Nursel Hanım diyorsunuz ya hani ya ne alaka hani kocasından gizli, karısından gizli kocası hesap açabilir mi? Ama karısından gizli açamaz ama doğurduğu anasından gizli açabiliyor değil mi? Ne, yo, ne alaka? Çok alakası ne var. Ne alakası bir dakika, var? Bir dakika. Söyle benim evim benim evim. Gönül'ün, senin evin var orada benim evim. Bu evi sen gelince mi aldın Tuğba? Yok. O Gönül'ün alnının teri. Hayır. İki, tamam iki tane oğlu var gelinler, mı? Yapmayın, beni dinle. Yapmayın. Beni dinle. İki tane oğlu var mı? İki ayrı ev düşüyor mu? Tamam.
Tamam, babaannemden mi gittin o zaman evi sen ya? Ne kadar yanlış ya, konuşuyorsun. Niye tamam, yanlış öyle, ya? O ev benim niye değil. Niye yanlış ya? Tam eski kafa mantığı. Senin ya, oğlun Yeşim'in üstüne ev yapsa rahatsız mı olacaksın bunu? Olmam. Aynı şey gönül. Olmam gönül ama yap, gönül diyor ya benim evim benim evim. De ki anne senin idi bana ver. Hayır. Ama öyle bak şey şu yok. Var. Öyle bir şey yok ya. Kayınpederimizi bana verdi. İkisi çalışır kocasıyla evini alır karısının üstüne yapsın. Ben istemem yahu zaten. Yahu kocasının evi ise şu an Tuğba'nın da evi. Ev zaten kocamın evi. Konu ev de değil ayrıca o da hediye yani. Olarak bana konu verdi. Konu ev de değil kesinlikle yani. Değil yani. Konu ev, konu ev. Konu yok. Ev. Bunların olmamasının sebebi, şu an bunları yaşamamızın sebebi belki de. Ev. Şu an hak veren var mı Gönül Hanım'a gelinlerden? Ben veriyorum. Sen verirsin zaten. Aferin. Ben veririm. Neden? Yani senin hoşuna mı giderdi? Senin kayınvalidenle kocan işbirliği yapsa zaman, hoşuna mı giderdi? O hoşuma gitmezdi. Hoşuma konu... gitmeyen tek şey neden gereksiz diye kaydediyorsun? Nedenini işte söylüyor. Neden gereksiz diye kaydediyorsun? Başka bir şey emoji falan koy, çarpı koy. Ama öyle hakaret gibi bir şey yani. Sence de öyle mi Yeşim? Ya tamam ben yaptıklarını Gönül ablaya olana bir şey demiyorum. Ama karı koca arasındaki olay mevzuya bu kayınvalideler bir çıksın aradan. İster X kaydeder, X ister başka bir şey kaydeder. Oraya karışamazsınız. Bizim... Nurten Hanım bir de hesapta çok büyük bir para var. Ya. 1 milyona yakın bir para var. Ben para ya sana ne paradan ya? Benim kendi param ben o parayı alacağım. Yeter ya seninle mi uğraşacağım ben yeter. Ne bu ya? Benim paramdan sana ne? Senin paran değil ki benim olsun, param. Olsun oğlum benim para benim. Demek ki sana ne ya? Ben o birim. Yeter ya ne var? Yani al paranı. Ne var sen yapma. Al paranı. Gönül abla. Alabilirim sen al. Haydi. Anam. Paracım. Haydi al da göreyim. Alabilirsen al hepsini al senin olsun. Ya. Haydi. Ne bu ya? Bıktım ya. Nereye gidiyor? Gönül ablanın şekeri mekeri çıkıyor bence. Bence de şekeri çıkıyor yani. Vallahi asla da arkasından gitmeyeceğim. Ya, İnşallah bak, gitmiştir gelmez. Bak, bak para mevzusu söz konusuysa benim ağzıma çık kalıyor. Yani gerçekten başka biri oluyor. Vallahi bıktım daha dayanamayacağım. Toplayacağım eşyamı falan gidiyorum ya. Ne yaparsa yapsın kendi başına yarışsın. Ne bu ya? Her dakika onunla mı uğraşacağım ben? Bıktım. Aa, bıktım ya. Şimdi Tuğba bir şeyler yapar, parayı alır, çeker diye. Parayı sağlam almaya bankaya gidiyormuş. Yok artık. Bankaya gidiyormuş, koş. Sen şimdi ben parayı alacağım diye mi bunu yapıyorsun? Sen şimdi ben parayı alacağım diye mi? Hayır. Sen istediğin kadar bankaya git, ben parayı transfer yaptırdım kendi hesabıma. Nasıl yaptırsın sen be? Bizimki sen neyle ilgisi ben var? Ben dün parayı aldım. Hadi, ya, hadi şimdi git boş yere bankaya. Hadi. Bana o parayı bak. Sana yar etmedim yani. Sen merak etme. Ya sen benim... Hiç bana merak etme. Gerç ya indireceğim bak. Vallahi bıktım. Sana hiçbir şey olmaz. Ya sen tabii. Hiçbir şey olmaz. Ay ya göz bebekleri büyümüş. Yeter artık ya. Paramı getir. Boşuna koşturma.